Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum gazeteci desem az gelecek. Bir gazetecinin icra kurulu başkanı desem tam anlatmayacak. Erdoğan mağduru desem tarife yaklaşmış olacağım. Akın Atalay. Kaç gün? 450, pardon ne, hep 400 diyorum, 543 gün. Evet. 543 gün. Bir buçuk yıl yaklaşık. Silivri'de. Bir buçuk yıl, evet, Silivri'de. Bir hafta önce sonlandı ama her şeyin bir sonu olduğu gibi bütün kötülüklerin. Onun da sonu geldi. Peki Türkiye'de de kötülüklerin sonunu göreceğiz mi inşallah? Ha? Yani ben kesinlikle eminim bundan. Hiçbir öyle kuşkum yok. Ben çok iyimser bir insan değilimdir ama yani bu konuda iyimserlik ya da kötümserlik. Yani veriler itibariyle söylüyorsunuz tabii, bunu. Diyorsunuz ki bir dönemin sonuna geldik. Ben öyle düşünüyorum, evet. Bunu konuşacağız. Hem de tam da İnce'nin uzun ince bir yola çıktığı gün. Hatta konuşmasının dakikalar sonrasında Muharrem İnce izlediniz Halk TV ekranlarından. Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'nin açıklandı. Zaten dünden belliydi, biliniyordu. İlhan Kesici sürprizi bozdu dün. Hani nezaket mi gösterdi? Bakın ben aday değilim ve buna saygı duyuyorum mu demek istedi? Yoksa kızdı da sürprizinize bozarım işte mi dedi. Ben anlamadım çok. O herhalde Ankara'daki Ankara gazetecileri tanımının içinde kalan gazeteci arkadaşlarımızın daha mahir oldukları bir konu diye düşünüyorum. Ama sonuçta ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani partili bir adayın belirlenmesi iki turlu seçimin mantığı bunu gerektirirdi zaten. Yani bütün dünyada iki turlu seçim yapılan ülkelerde seçmenler ilk turda aklının ve gönlünün yatkın olduğu isme oy verirler. İkinci turda buyurun size bir şans daha tanıyoruz. Şu ikisinden birini seçin derler. Onlar da ona göre seçim yaparlar. İki turlu seçimi biz ilk defa deniyoruz tabii böyle bir olayda. Göreceğiz sonuçlarını. Göreceğiz. Yani az önce hani bir devir değişecek, devran değişecek, karanlığın sonuna geliyoruz derken bütün bu işte iki turlu seçim hesaplar vesaire onunla bağlantısını da konuşacağız. Şimdi efendim Muharrem İnce'nin CHP'nin adayı olacağı dünden dediğim gibi belli oldu. İlhan Kesici açıkladı, tebrik etti, tebrik ettiğini söyledi. Dün partinin meclis grubunda aday gibi tebrikleri kabul etti İnce. Bu sabah da çok güzel bir fotoğrafla Twitter'dan duyurdu. Eşi, oğlu, kızı tam bir Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet ailesi diyeyim. O kadar güzel ki bakar mısınız? Pırıl pırıl iki genç evlat, eşi, biz hazırız diye. Aile hazır, belli ki parti de hazırmış. Şimdi bu Twitter'dan sonra Ahmet Taner Kışalı salonuna gitti eşiyle birlikte Muharrem İnce. Ve sonra salona girdi. Hemen şunu belirteyim. Salona Kılıçdaroğlu'ndan önce girdi. Bunun hani Allah Allah ne oluyor diyenler çıkabilirdi. Rahmi Aygün çok hoş bir şekilde ekranda altını çizdi. Dedi ki alkışından kendisine herhangi bir pay çıkartmamak için Kılıçdaroğlu siyasi nezaket göstererek onu kitleyle baş başa bıraktı. Önce onu takdim ettiler. Yani önce salona girdi. Şimdi ben bir susayım. O salona girişi bir siz daha yeni açtıysanız televizyonunuzu böyle bir duyun. İnsanın biraz hani tüyleri diken diken oluyor. Belki de hakikaten sadece ince değil bizler de bir yolun başındayız. Buyurun. Yalova'nın
arkadaşlar. Sayın Muharrem İnce'ye hoş geldiniz diyoruz. Aslında birkaç gündür kesinleşmiş Muharrem İnce adı belli ki. Çünkü dün kesicinin açıklamasından sonra hemen sosyal medyaya, daha sonra konvansiyonel medyaya düşen bir takım fotoğraflar vardı. Muharrem İnce afişleri hazırmış. Muharrem İnce afişleri, tekrar döneceğiz birkaç satır başıyla Ahmet Taner Kışlalı salonuna, ama işte bakın, Türkiye Güvence Muharrem İnce sloganıyla hazırlanmış. Şimdi şunu söyleyeyim. Sosyal medya, Twitter coştu mesajlarla. Herkes kendi Muharrem İncesini tarif etti. O ilginç. Gazeteciler, benim çünkü takip ettiklerim arasında gazeteciler çoğunlukla olduğu için medya mahallesinin özetini veriyorum şu anda sizlere. Tüylerim diken diken oldu diyen, olması gereken buydu diyen, rozet bir devir teslimi oldu bir tür, onu birazdan ekrana getireceğiz. Ondan etkilenen, bu arada tekrar ittifak ve ittifak dışı kalan HDP'yi konuşurken soracağım Akın Atalay, ama günün medya mahallesinde, dediğim gibi sosyal medyada notlarından en ilginçlerinden birini Mustafa Sönmez attı. Diyor ki, Muharrem İnce'nin aklımda kalan en demokratik tavrı dokunulmazlıkların kaldırılmasına hayır demesi ve partisinde evet diyenleri eleştirmiş olmasıdır. Bu tavrı HDP nezdinde önemlidir diyor. Şimdi bir cesaretiyle, yani parti içinde de eleştirebilmesiyle yanlış bulduğunu, doğru bulduğunun arkasında durmasıyla tanındığı için önemli. İki, gelen seçimde bir dört parti ittifakı var, bir de sokakta, sandıkta ittifak var, o önemli. Böyle oturup beni dinliyorsunuz. Ama zevkle dinliyorum. Bu notları paylaşmamız lazım. Yılların gazetecisi olarak analizini. Çok, çok güzel. Bu arada seçim otobüsünün de fotoğrafı gelmiş. Seçim otobüsü de hazırmış Muharrem İnce'nin. Verelim onu. İşte görüyorsunuz. Türkiye'ye güvence. Bakın, dokunulmazlıkların kaldırılması Türkiye'ye güvencelerden birisidir zaten. Yani dokunulmazlık kaldırmasına karşı çıkması Muharrem İnce'nin. Ben de çok çok karşı çıkmıştım. Çünkü CHP'nin bence en büyük yanlışlarından biriydi o. İşte başta Enis Berberioğlu olmak üzere pek çok milletvekilin, tabii ki ağırlıklı olarak HDP milletvekillerinin, Selahattin Demirtaş'ın cezaevine gönderilmesinde çok önemli bir adımdı ve yanlıştı. Dahası verdiği mesajlarda ilk konuşmasında Cumhurbaşkanı adayı olarak, resmi adayı olarak ana muhalefetin ilk konuşmasında zaten dedi ki, inanç, etnisite, mezhep gibi şeyler üzerinden siyaset yapmayacağız. Bunun için zaten ittifak olacak. 12 Eylül barajına karşıyız, bunun için ittifak olacak dedi. Bütün politikasının vaatlerinin köşe taşlarını da böyle yerleştirmiş oldu. Yarın çok tabii bildik bir yerde, evinde denilebilir, Yalova'da ilk mitingini yapacak. Saat 14'te ve oradan yola çıkacak. Kim tutar İnce'yi artık? İnce yola çıkmış olacak. Şimdi az önce izlediniz yolculuğunu. Çiftçi bir ailenin evladı. Sonra öğretmen olmuş. Siyasete çok genç yaşta atılmış. Zaten çok genç, 54 yaşında henüz. Yani çok dinamik. Tecrübe, Türkiye'yi yönetme tecrübesi yok diyenlere de çok güzel bir yanıt verdi. Dedi ki, ben dedi 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. O sırada henüz
Erdoğan milletvekili değildi, sonradan oldu dedi. Ha, kimin tecrübesi var daha fazla siyasette, Türkiye yönetmede tartışılabilir tabii. Ve acaba hani böyle şeylerde ilahi tesadüfler arayanlardan değilim ama bugün yola çıkış için çok da güzel bir gün, doğum günü. Evet. Muharrem İnce'nin doğum günü. Bir fotoğraf daha paylaşalım. Sonra konuşmasından, Ahmet Taner Kışırsalı'ndan birkaç görüntümüz olacak. Annesi babası. Şimdi az önce gördünüz, biz hazırız diye eşini ve çocuklarını. Bakın, başörtüsüyle bir anne, başında takkesiyle bir baba. Muharrem İnce böyle bir ailenin evladı. Böyle bir aileden gelmiş, kendi ailesini kurmuş, pırıl pırıl evlatlarla yola çıkan bir aile. Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in genetik kodlarına uyan noktalar gibi, katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Yani şöyle diyeyim, modern Türkiye'nin temsil ettiği bir resim denilebilir. Yani şu gördüğümüz fotoğraf simgesel olarak modern Türkiye fotoğrafı denilebilir. Yani katılırsınız, katılmazsınız ama Türkiye gibi ülkelerde biliyorsunuz simgeler çok önemli. Simgeler üzerinden algılar yapılıyor. O anlamda söylüyorum. Bakın bu da var. Bir de kendi ailesinin fotoğrafını da versin arkadaşlarımız. Ben arada rejiye böyle notlar veriyorum. Sizinle ilgili anladım. Değil. Notlar. Şimdi bakın. Yani iki fotoğraf bize Türkiye'yi anlatıyor ve neticede Muharrem İnce'yi anlatıyor. Bugün dediğim gibi doğum günü, notlarıma bakıyorum. Şimdi iki Türkiye'yi anlatırken, daha doğrusu Türkiye'nin bütün renklerini anlatırken, Türkiye'yi bütün sembolleriyle, genetik kodlarıyla kendi bünyesinde buluştururken, yolculuğunun ilk adımları da buna uygun olacak. Konuşmasını yaptı. Şimdi cuma namazına gidecek Hacı Bayrampaşa Camii'nde Ankara'da. Sonra ilk meclise gidecekler. Böyle çıktı. Dedim yolu açık olsun. Şimdi gelelim o ana. Kılıçdaroğlu çıktı, önce bir konuşma yaptı. Nasıl bir aday seçtiklerini, nasıl bir kişiden kurtulmamız gerekiyor üzerinden anlattı. Mefhum muhalifinden anlattı. Hani böyle biri var ve biz bundan kurtulmalıyız. Onun için de demokratik, laik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kodlarına uygun bir isim olmalı dedi. Sonra da çok, nasıl denir, abi kardeş gibi mi denir, tam siz karar verin. Sayın Muharrem İnce gel bakayım buraya dedi. Bakın nasıl. Bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor. Ve eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Hazır mısınız millet? Kalmayacak hiçbir dert. İktidarı alınca mutluluğunu seyret. Sayın Genel Başkanım, hep söylediniz, parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Parti üyesi cumhurbaşkanı olmaz. Bunu hep söylediniz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, MHP'lilerin, HDP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin, Milliyetçi Hareket Partililerin, sağcıların, solcuların, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, herkesin cumhurbaşkanı olmak için. Onun için
15 yaşında 79 ara seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşımış birisi olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum. Evet, hep söyledim. Cumhurbaşkanı 80 milyonu kucaklamalı. Cumhurbaşkanı. Çünkü Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek, namusu ve şerefi üzerine tarafsız görev yapacağına dair and içecek. O andın sahibidir Muharrem İnce. Şimdi ben ona 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozetini takıyorum. Hani ne denir, görmeye alışık olmadığımız şeyler bunlar. Erdoğan'ın kardeşim Abdullah Gül açıklaması geldi aklıma. Sonra da o kardeşi Abdullah Gül'e Genelkurmay Başkanı helikopterle göndermesi geldi. Nereden nereye, değil mi? Çok farklı tabii, yani görünen o. Şu anlamda ilk mesaj çok önemli bir mesaj. Tabii. Partili cumhurbaşkanı yerine partiler üstü bir cumhurbaşkanlığı tercihi bundan iyi ifade edilemezdi. O anlamda başlangıç olarak kendi bugüne kadar izledikleri çizgiyle tutarlı bir başlangıç oldu, verilen mesaj diye düşünüyorum. Yani Türkiye partili cumhurbaşkanlarıyla demokrasiden zaten uzaklaşmış durumdaydı. Eğer tescil edilmeyecekse bu önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde mutlaka partiler dışı, partisiz bir cumhurbaşkanı ile parlamenter sistemle devam etmek zorunda Türkiye yoluna. Adaylar arasındaki adayların kişilikleri de en az bu kadar önemli olabilir ama bence bu çok daha önemli bir tercih. Yani evet, insanlar tercihlerini yaparlarken kişi tercihlerinden önce program, anlayış, zihniyet tercihi yapmak zorunda oldukları bir şekilde ulaşılabilen herkese söylenmeli. Kişiler de önemli ama hangi anlayışı kimin temsil edeceğinden sonra gelen bir husus o. Bir ara tabii Muharrem İnce lafı dolaştı ama sonra çekildi piyasadan. Birçok başka aday çıktı. Özellikle de Abdullah Gül ihtimali. Cumhuriyet Gazetesi'nde de birkaç kere manşet oldu. Ve o manşette CHP'leri biraz kızdırdı. Bülent Tezcan hatta çıktı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin icra kurulu başkanı. Bakın, ben içeriden çıktığım ilk gün olmuş. İlk gün oldu değil. Onu soracaktım. Şimdi öyle bir göreviniz var ama bir yandan da evet daha yeni hayata dönmüşsünüz. Böyle bir şeyin içinde. O gün manşetlerinin perde arkası var mı? Şöyle söyleyeyim size, bizim gazetemiz biraz unutulan bir gazeteciliği temsil etmeye çalışıyor, direniyor, editoryal bağımsızlık diye. Hı hı. Dolayısıyla ben de gazetenin manşetlerini ve haberlerini okurlarla birlikte görürüm genelde. Çünkü buna da özen gösteririz, doğrusunun bu olduğuna inandığımız için. Yani kim olursa olsun gazetecilerin, gazetenin genel bir yayın politikası vardır, bir çizgisi vardır. O gazeteciler ona bilir, ondan dışında... Ay bırakın gazetelerin başındaki isimleri, sarayın başındaki karışıyor. Yani biz onun tersine ayakta tutmaya çalışan bir gazeteyiz. Ama ben haberi okudum, manşeti okudum. İlk günümdü dışarıdaki. Benim algım şuydu, değerlendirmem şuydu. Yani kullanılan şey spekülatif
şeylerin, manşetlerin, ara başlıkların falan dışında edindiğim izlenim şuydu. Evet, yani bir Abdullah Gül ismi acaba muhalefetin ortak adayı olur mu diye düşünülüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de o muhalefet kanadının ortak bileşenlerinden biri olarak. Eğer o bileşenlerden tahmin ediyorum Saadet Partisi üzerinden böyle bir isim önerisi gelmişse, yok hayır olmaz diye bir şekilde o anında reddedemezdi. Kimden gelirse gelsin. Yani öneri geldi, masaya kondu, o kadar. O kadar diye düşünüyorum. Bence o bir sürecin bir parçasıydı. Yani siyasi diyalogda böyle yürür siyasi diyaloglar. Ama tabii manşette CHP'nin gül ısrarı gibi bir ifade. Tam da hani o cenahtan, Saadet Partisi'nden gelmiş öneri de masadaymış, ondan ibaretmiş gibi algılanmadı. Ben yani haberin bütünü itibariyle tabii, söylüyorum, anladım. İçeriği itibariyle söylüyorum. Arkadaşlarımızın attığı manşete ilişkin bir şey söylemiyorum. Yok yok, zaten yani bir de Ankara büronuz gerçekten Türkiye'nin en iyi habercilerini bünyesinde bulunduran bir büro. Başta sevgili Erdem Gül, Çiğdem Toker, yani evet. Her köşesi bir ayrı manşet. Evet. Diğer arkadaşlarımız Ayşe Sayın'ın diğer, yani bayılıyorum öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ben, ediyoruz. Hani siz gazeteden ayrılmaya karar verip de bana teklifte bulunursanız ben Ankara'ya gideyim. Zevkle. Mesela yok, yerimden memnunum. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Muharrem İnce adı dediğim gibi bir ara gündeme geldi, çekildi, Abdullah Gül konuşuldu, onun olmayacağı anlaşıldı. İlhan Kesici adı bir ara çok fazla öne çıktı gibi gibi. Büyük Erşen adı çıktı. Büyük Erşen, hatta Abdülhatif Şener en son gün. Şimdi Muharrem İnce adı 110 CHP milletvekilinin onayıyla zaten netleşmiş. Ama bugün Fatih Altaylı köşesinde bir bilgi paylaşmış. O bilgi de şu: Konsensus Araştırma Şirketi, bilirsiniz, adını duymuşsunuzdur. O herhangi bir yer için değil, kendi finansmanıyla kendisi yapmış, resen yaptığı bir anket. 1000 kişiye kamuoyunda siyasi analizine, görüşüne güvendikleri herhalde kişilerden oluşan birisi kanaat de. Kanaat önderlerine 1000 kişiyi telefonla sormuş. 3 kişi ismini vermiş Konsensus. İlhan Kesici, İlker Başbuğ, pardon 4 kişinin, İlhan Kesici, İlker Başbuğ, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce isimlerini vermiş. Bunların Erdoğan karşısındaki şanslarını sormuş. Erdoğan karşısında en yüksek oranı alarak en şanslı görünen isim Muharrem İnce olarak çıkmış. Yani düşük İlhan Kesici çıkmış. Ondan sonra Kılıçdaroğlu ile İlker Başbuğ aynı oranı almışlar. En şanslı Erdoğan karşısında, en şanslı da İlhan Kesici'ymiş. Dediğim gibi Konsensus'un anketini Fatih Altaylı paylaşmış köşesinde. Böyle bir not da paylaşalım. Reklam dediler. Reklama gidelim, dönüşte. Biraz seçim satı mailinde hem CHP'yi hem HDP'yi vesaire her şeyi konuşacağız. İttifak meselesi önemli konuşacağız. Gazetecilik meselesini konuşacağız. Çünkü Akın Atalay'ın başına gelenler bizim mahallede başımıza gelen ve gelecek olanların teminatıdır. Cumhuriyet Gazetesi'ni diyelim. Ben onu temsilen, ben ve arkadaşlarım. Onları konuşacağız. Bu arada Akit Gazetesi'nden Ali Karahasanoğlu demiş ki, hiç demiş boşuna yorulmayın. Seçim dediğiniz şey demiş, Erdoğan kazanıncaya kadar yapılacak demiş. Kazanamadı mı? Pes edilir, bir daha yapılır demiş. Bunu da konuşacağız. Paylaşacağım sizinle onun yazdıklarını. Öyle bir döneme girdik, enteresan. Görüşelim. Kitap Evi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor.